Medya Haber'den merhaba. Medya Haber'de gündemle karşınızdayız. Özellikle Orta Doğu'nun gündemini ama ağırlıkla da Türk Devleti'nin Kürdistan'a, güneyiyle, Rojava'sıyla, kuzeyiyle Kürdistan'a dönük işgal saldırılarını konuşacağız. Tabii son dönemlerde özellikle Afganistan'da yaşanan gelişmelerden sonra bu işgal saldırılarının da farklı bir boyuta evrilebileceğine, yeni hesapların yapılabileceğine dair çeşitli analizler, tartışmalar da var. Bunları da değerli konuklarımızla tartışacağız. İki konuğumuz var. Gazeteci yazar Ziya Ulusoy, diğer taraftan yine gazeteci yazar ya da yazar arkadaşlarımız diyelim, Cafer Tar. Ben her ikinize de hoş geldin diyerek başlayayım. İstersen Cafer arkadaşımızdan başlayalım. Sayın Tar, özellikle Kürdistan'a dönük, özellikle Rojava ve Başur'a dönük işgal saldırılarından başlamak istiyorum. Bu işgal saldırıları evet 24 Nisan'dan bu yana güneye ağırlıkla başladı. Diğer taraftan Şengale'de son günlerde ağır saldırılarla yöneldiler. Hakeza Rojava'ya dönük de çok ağır saldırılar var. Bu ağır saldırılar karşısında da sessiz bir dünya var ama bu saldırıların bu son dönemde yeniden ağırlaşmasını, yeniden bu düzeye gelmesini, hatta insanlık suçu işler düzeye gelmesini neye yormak lazım? Bununla ilgili ne söylenebilir? Evet. Yani şimdi tabii Erdoğan rejiminin aslında Türk devletinin çok uzun süredir Kürt düşmanlığı çok bilinen bir şey. Yani yeni olmuş bir şey. Zaman zaman böyle şiddetleniyor. Kimi zaman işte konjektür biraz daha böyle saldırıların karşı yani sadece tabii politik konjektürle de ilgili değil. Yani içerideki mukavemet de belirleyici oluyor. Ama daha çok böyle politik konjektür, uluslararası süreçler falan zaman zaman bu saldırıların artmasına, zaman zaman azalmasına sebep oluyor. Ama işte son dönemde tabii çok herkesin de dikkat ettiği, tespit ettiği gibi yoğunlaşan bir saldırı süreciyle karşı karşıyayız. Birçok noktada bu böyle. Yani sadece askeri saldırılar yoğunlaşmıyor. Aynı zamanda bölgedeki müttefiklerini, Türk Devleti müttefik ilişkilerini de güçlendirerek arkasına işte güneydeki rejimi alarak, Irak hükümetini alarak, ondan sonra başka güçlerle el altından çok büyük ihtimalle işte ABD ile görüşerek, onlardan sessiz kalma garantisi alarak, hava sahasını kullanma garantisi alarak falan yoğun bir saldırı süreci başlattı. Tabii bu yoğun saldırı sürecinin hani kimse şöyle düşünmemeli, bu tek başına Türkiye'nin iradesi değil. Bütün bu saldırı süreci belli ki başka merkezlerden de onay almış, bazı çevrelerde lojistik veriyor bu işe, onlar da pervasızca saldırıyorlar. Tabii bunun sebeplerini biraz okumak lazım. Sebepleri şudur, yani Afganistan'daki sürecin başkalaşması, hızlanması oradaki sürecin, yani Taliban rejiminin orada işte iktidarı ele geçirme sürecinin hızlanması, bölgesel denklemleri hem askeri olarak hem demografik olarak önemli ölçüde değiştirdi. En azından bir müddet daha böyle gidecek gibi gözüküyor. Şimdi bölgede iki temel proje var. Bir tanesi Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın geliştirdiği Demokratik Konfederal Proje. Demokratik ulusa esas alan. İşte demokratik bir birlik içerisinde bütün halkların taleplerini gözeten, onların problemlerini demokratik bir birlik içerisinde çözmeye esas alan bir proje var bir tarafta. Öbür tarafta da işte şeriatçı, cihatçı, bütün İslam'ın bir mezhebi ve onun içerisinde de aslında onun bir yorumu dışındaki bütün yaşam biçimlerini tasfiye etmek isteyen bir anlayış ve bu ulus devletçi, onun işte farklı şeyleri var, kendi içinde yaklaşımları var. Öbür taraftan da işte geleneksel ulus devletçi yaklaşım. Bu tabii bölgede bu iki ayrı yaklaşım bir çatışma halindedir. Yani ben ulus devletçi yaklaşımla aslında bu İslamcı tekçiliği de tepkileri itibariyle birbirine benzetiyorum. Birebir aynı şeyler olmasa da çok yaklaşımları birbirine benziyor. O her iki yaklaşımda sadece ulusun bir tek tarifine, onun içerisinde de bir biçiminin gözetilmesine, diğerlerinin tamamen dışlanmasına falan dayalı bir yaklaşımdır. Dolayısıyla bu iki anlayış çarpışıyor bölgede.
Taliban da Türk devleti de Taliban'ın orada iktidara gelmesini bu noktada tabii bir fırsata dönüştürmek istiyor. Biliyor yani uluslararası kamuoyundan çok güçlü tepkiler gelmeyecek. Bu konjektörde gelme ihtimali yoktur. Bir de işte kamuoyunun ilgisi hem iç kamuoyunun hem de uluslararası kamuoyunun ilgisi daha çok Afganistan üzerinde yoğunlaştığı için yaptıkları barbarlıklar falan daha böyle sanki hasır altı oluyor, görülmüyor. Dolayısıyla böyle bir şey, bütün bu politik konjektör bu saldırıları kolaylaştırıcı Türkiye açısından bir faktör olarak öne çıkıyor. Ama tabii buna rağmen tabii şudur, çok açıktır. Yani bu kadar yerden askeri destek almasına rağmen, lojistik almasına, istihbarat desteği almasına rağmen Türkiye'de rejim başarılı değildir. Ve halkların gerçekten güçlü bir mukavemeti var. Bunun da altını çizmek lazım. Kürt Özgürlük Hareketi gerçekten muazzam başarılı bir direniş ortaya koyuyor. Peki. Ve çok belli ki ne olursa olsun sonuç alamayacak bu yaklaşım. Peki, bu dediklerinizi aslında ayrı ayrı başlıklar ayrılığında ayrıntılı da konuşalım istiyorum ama böyle bir girizgah olsun diye Evet. doğrusu bu genel saldırıları bir de Sayın Ziya Ulusoy'a da sormak istiyorum. Siz bu son dönemlerde özellikle saldırıların bu kadar yoğunlaşmasını neye yoruyorsunuz? Bir de ayrıca yani pervasızlık da had safhada. Bir hastaneyi bombalayacak kadar pervasızca davranabiliyorlar ve dünyadan da buna ses çıkmıyor. Doğrusu sadece bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili bir tutum mudur? İşte Sayın Cafer Tarbun'a dünya Afganistan'ı gündemleştirmişken gözden kaçırabilir diye bir yaklaşım sergiledi. Kuşkusuz başka nedenleri de var ama. Belki siz de buna dönük değerlendirmelerinizi yaparsanız sevinirim. Nedir durum sizin açınızdan? Tabii Şengal'deki hastanenin bombalanarak insanlarımızın, canlarımızın katledilmesi yalnızca pervasızlık değil. Yani soykırımcı bir ağırsızlık da. Yani savaş suçu açık. Yani savaş suçu. Savaş suçu işleyerek de gözdağı vermek istiyor. Yani Kürt halkına gözdağı vermek istiyor. Bakın eğer özgürlükçü, halkçı, halkların özgürlük içinde birliğini sağlayan bir amaç güderseniz, gütmeye devam ederseniz, bu amaç etrafında destek verirseniz sizi böyle öldürürüm diyor. Şimdi katlederim diyor. Fakat şöyle diyeyim ben. Yani hastanenin bombalamanın yanı sıra yani Tilkemru'da bombalıyor, Şeradizm köylerinde bombalıyor. İşte Gare'yi bombalarken yakındaki köyleri de bombalıyor. Bütün bunlar tabii ki gözdağı. Amacı şu, yani açık konuşmak lazım. Bu soykırımcı saldırıların amacı şu. Erdoğan faşizmin sömürgeciliğin Kürt örgütlü güçlerini tümüyle imha etmeye çalışma çabası içinde. Yeniden saldırıları deniyor. Yani yani ölçüsüz bir hava bombardımanı ve özel yetiştirilmiş yani sözlü diyeceğim ama gerçekte de özel yetiştirilmiş vurucu komando güçleriyle, özel kuvvetlerle indirmeleri yaparak saldırıyor. Kimyasal kullanıyor. Yani işte gerilen olduğu yerlere kimyasal kullanarak sonuçta hastaneleri de bombalayarak sonuç almak istiyor, alamıyor. Yeniden deniyor. Böylece bugün bölgedeki devrimin öncü gücü olan Kürt halkının umudunu kırmak istiyor. Yani örgütlü mücadele ederseniz bunun sonu yok dedirtmek istiyor. Böyle düşünmemizi istiyor. Halkın böyle düşünmesini istiyor. 30 yıldır direndiniz, daha fazla direnemezsiniz. Halbuki 30 yıl direnen daha fazla direnebilir ama yani çok geniş kitleler nezdinde bu tabii ki dikkate alınır. Hiçbir etkisi olmaz dememek lazım. Fakat Kürt devrimci hareketinin, özgürlükçü hareketin çok dirençli bir yapısı var ve direniyor. Soykırımcı saldırıları ile kırıyor. Kırıyor. Yani bu çok değerli bir direniştir. Bölge gericiliğinin yani Türkiye'de de, bölgede de yayılmacılıkla da, Türkiye'de de faşizmin de çok daha saldırganlaşmasını kıran bir rol oynuyor.
Yani onun kalıcı bir şekilde hem Türkiye'de rejim olarak, kalıcı olarak yerleşmesinin, mesela Hümeyni ve Mussolini tipinde bir rejimin diyelim 10, 20, 30 yıl boyunca yerleşmesini önlüyor. Hem de bölgede yayılmacı hevesleri, Macaracı hevesleri, işgalci, ilhakçı heveslerini Türk Burjuva Devleti'nin, Erdoğan faşistinin bu sömürgeci heveslerini kırıyor. Kırıyor. Buna karşı da acımasız bombardımanlar yaparak yeniden deniyor. Ama denerken benden önceki Cafer arkadaşımın da konuştuğu gibi tabii ki tek başına bu kararı almıyor. İşte Şengal Anlaşması 9 Ekim'di değil mi geçen yıl mesela? Bu anlaşmayı ABD, Türkiye, KDP aldı ve Irak yönetimi birlikte aldılar yani. Demek ki buna izin veriyor yani. Yani Şengal'i bombalamasını da izin veriyor. Kaldı ki Şengal dahil Kuzey Irak'ın, yani Kuzey Irak dediğimiz Başhur'un, yani Başhur'un hava sahası tamamen ABD kontrolünde yani. Yani hiç izin vermeyebilir. Ama tabii şöyle bir şey, yani gerek o Başhur'a saldırılarda hem halkı korkutmanın yanı sıra bir amaç da şimdi eğer Bakur'daki mücadele ve Rojava'daki devrim, Gürcistan devriminin nabzı ve atan yüreği ise medya savunma alanları da yani beynidir. Gürcistan devriminin beynidir. Beyni yok etmek istiyor yani. Dolayısıyla burada emperyalistlerin başta Türkiye gelmek üzere, esasen Türkiye ama aynı zamanda diğer bölge gerici devletlerinin kimisi korkudan uzlaşma, kimisi de işbirliği yapma. İran aslında bilerek işbirliği yapıyor. Peki, Irak yönetimi de korkudan KDP'de kaderini Erdoğan'a bağlamış. Peki yani, bunları... Bunların bir birliğiyle bu saldırı beynini yok etmek istiyor diyebilirim. Eğer beynini yok edersek, Gürcistan diyorum beynini yok edersek, diğer güçlere daha rahat boyun eğdiririz demek istiyor. Bunda da emperyalistlerle bir işbirliği yapıyor diyebilirim. Diğer Kürdistan devriminin saçaklarında belki uluslararası emperyalist güçlerle tam %100 birlik kuramıyor ama beyni yok etmede gerçekten maalesef böyle bir durum var yani. Peki, ama amaçlarına ulaşamıyor. Kursaklarında kalıyor tabii yani. Dediklerinizi başlıklar halinde biraz daha ayrıntılandırarak doğrusu konuşmak da istiyorum. Belki girizgah değil, genel bir değerlendirmeydi ama somuta indirerek şimdi 2015'ten bu yana Kürt halkına karşı bir savaş başlattı Türk Devleti. İşte ta stratejik derinlik dediğimiz Ahmet Davutoğlu'nun yaşama geçirdiği politikaya kadar da gitmek mümkün. İşte en son ne Osmanlıcılık olarak açıklandı. Hem Başhur hem de Rojava'ya dönük saldırılar. Salt bunun üzerinden açıklamak yetiyor mu? Çünkü son dönemlerde başka daha büyük planlardan söz ediliyor, farklı planlardan söz ediliyor. Adeta emperyalizmin Orta Doğu'daki jandarmalığına soyunan bir Türkiye'den, bir Erdoğan rejiminden söz ediliyor. Bu bağlamda baktığımızda Başhur ve Şengal'den Rojava'ya kadar işgal saldırıları ile ne amaçlandığını nasıl tanımlamak mümkün olabilir? Sayın Cafer Tar, bu konuyla ilgili isterseniz biraz ayrıntılarıyla da konuşalım istiyorum. Önce siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. İzleyicilerimizle ne paylaşırsınız? Evet, şimdi tabii yani Türk devletinin kuruluşundan itibaren çok kendisini aslında Kürt karşıtlığı üzerinden örgütlediği belli. Yani işte bu daha önce buna ilişkin paktlar yaptı. İşte Soğuk Savaş yıllarında şey olmasına rağmen işte Suriye bir dönem başka bir yani Sovyetler Birliği'ne yakın olmasına rağmen daha öncesinde Kürt karşıtlığı üzerinden Suriye ile çalıştı, Saddam'la çalıştı o yıllarda. İran'ın Şah zamanında Şah'la çalıştı, daha sonra işte şeyle çalıştı, Hümeyni rejimiyle çalıştı. Dolayısıyla aslında sürekli olan bir tek şey var Türk Devleti'nde. O da şudur, yani 100 yıllık bu süreç içerisinde Türk Devleti'nin kendi içinde negatif manada en tutarlı olduğu şey Kürt karşıtlığıdır. Ve bu Kürt karşıtlığında da bu zamana kadar Türk Devleti'nin hiçbir şey olmamıştır, hiçbir değişiklik olmamıştır. Bugünden yani bir vade itibariyle de eğer bir şey olmazsa, yenilgiye uğratılmazsa sadece böyle akılla, işte vicdanla vesaire falan da tutumunda bir değişiklik olmayacak. Bu gözüküyor.
Önce bunu bir tarafa koyalım. Yani yeni bir şey değil aslında. Çok eskiden beri süre gelen bir şey. İkincisi şu. Şimdi biraz böyle Erdoğan rejimi üzerinden hani onun son dönemini yorumlamak anlamında bir şeyler söylemek istiyorum. Yani burayı tartışmak gerektiğini düşünüyorum. Kendi içimde de aslında bunu tartışıyorum. Bir tanesi şudur. İran'da iktidara geldikten sonra tabii Amerika ile karşı karşıya geliyor rejim, İran rejimi. Ve İran arada bir asimetrik, yani bir güç farkı olduğunu tespit ediyor. Yani İran diyor ki ben Amerika ile direkt bir çatışmaya giremem. Hani iki aramızda ciddi bir şey var. Yani askeri güç kapasitemiz bizim Amerika'nın çok çok gerisinde. O zaman ne yapmalıyım diyor İran. Ben diyor o zaman şöyle yapmalıyım. Yani Amerika'yı benim sınırlarım dışında oyalamalıyım. Bana bağlı güçler üzerinden yani asimetrik bir mücadele yürütmeliyim İran'a karşı. Bana bağlı milisler, bana bağlı işte hani Şiilik üzerinden benimle birlikte davranan bölgesel güçleri organize etmeliyim. İşte orada böyle oradaki Şii halklar nezdinde işte kendi pozisyonumu güçlendirmeliyim. İşte Amerikan karşıtlığını buraya üzerinden örgütlemeliyim falan. Bu bir şey oluşturmaya çalışıyor. Yani bu hat üzerinden aslında rejim kendini güvenceye almaya çalışıyor. Yani sadece kendi askeri kapasitesi üzerinden değil, bütün o Şii eksenin hilalinde var olan yapıları Amerikan karşıtlığı üzerinden silahlandırarak, kendine bağlayarak bir savunma hattı oluşturmaya çalışıyor. Şimdi Türkiye'de Erdoğan rejiminin de davranışlarında bir süredir buna benzer yaklaşımlar görüyorum. Yani rejim kendini güvenceye almak için biraz Türkiye'deki yani Erdoğan rejimi biraz kendini güvenceye almak için böyle olur olmadık yerde tabii araya girmeye çalıştı vesaire falan ama bu şeriatçı yani sünni cihatçı yapıların en azından işte hamisi olmak, onlarla dünyanın geri kalan arasındaki ilişkide araya girmek, yani o ilişkinin bir tarafında olmak vesaire falan üzerinden yani kendine yönelik tepkileri biraz azaltmak, rejimi kendi yani içeride Türkiye'de kendisine yönelik muhalefeti muhalefetle uluslararası konjektürün buluşup onun iktidarını kaybetmesine sebep olmasını engellemek falan noktasında büyük bir çaba içerisindedir. Yani bunu artık epey bir süredir özellikle Suriye sürecinden sonra bunu gizlemeden saklamadan yapıyor. Yani işte araya girip şunu sorsam o zaman Batılı devletler ABD ile NATO ile tam bir uyum içerisinde değil de denilebilir. Bundan öyle bir sonuç çıkarmak mümkün mü? Yani şöyle bir dönem gerçekten ciddi bir uyumsuzluk vardı. Yani böyle zaman zaman işte Alman basında da yansıyordu. Türkiye işte NATO içerisinde neredeyse ajan devlet muamelesi çekiyorlardı. Bazı işte gizli toplantıları almama, bazı gizli belgeleri Türkiye'den saklama falan noktasında bir eğilim vardı. Ve bu bizim şahsi yorumumuz değil. Yabancı basında çok yansıyor Türkiye yönelik güvenilir müttefik olmadık falan noktasında. Yani zaman zaman işte bu şeyler tarafından da dillendiriliyordu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından, yetkilileri tarafından. Ondan sonra işte Avrupalı devletlerin dışişleri yetkilileri, Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından Türkiye'ye yönelik bu yaklaşım dillendiriliyordu. Ama şimdi şöyle bir şey var bakın. O yani politik konjektör çok hızlı değişti. Şimdi yine sanırım programın işleyişi içerisinde buraya geleceğiz. Konjektör yeniden değişme eğiliminde. Yani yeniden aslında başka bir durum çıkıyor ortaya. Özellikle bu Taliban'ın iktidara gelmesinden falan sonra yeni bir durum ortaya çıkacak. Çıkıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada yeniden yani böyle tekrara düşmek istemiyorum ama Erdoğan rejimiyle yani çalışma koşulları biraz daha fazlalaştı. Biraz daha rejim uluslararası anlamda işte batılı ülkeler nezdinde daha böyle çalışılabilir, daha kabul yani bu güven verir anlamında falan söylemiyorum. Yani onlar Erdoğan'a güveniyorlar bu saatten sonra işte o güven ilişkisi güçlendi falan anlamında değil. Peki. Ama Erdoğan daha fazla muhatapları haline geliyor. Peki, yani burada birlikte çalışma anlamında, muhataplık anlamında daha fazla Erdoğan rejimi öne çıkmaya başladı. Bunun da işte gene bilindik sebepleri var. Bir tanesi işte şeydir. İsterseniz onları o dengeleri konuştuğumuzda tekrar yeniden gündeme getirelim.
Tamam, olur. Bu özellikle son dönemde saldırılarla amaçlananı Sayın Ziya Ulusoy'a da sormak istiyorum. Onun da görüşlerini alalım. Biraz da Kürdistan'da başvuruda yaşanan gelişmeleri ayrıntılı olarak konuşuruz ama öncelikle o gerçekten bu amaçlanana ilişkin biraz önce konuşmanızda kısmen açtınız ama biraz da emperyalizmle ilişkiler açısından, bölge dengeleri açısından Erdoğan'ın amaçlarını nasıl değerlendirirsiniz diye de sormak istiyorum doğrusu. Çünkü Erdoğan öyle görünüyor ki içeride adına sosyal demokrat denen muhalefetten de çok ciddi bir destek alıyor. Yani çok da farklı noktada değiller bu konuda. Herhalde onun getirdiği cesaretle de pervasızlaştıkça pervasızlaşabiliyor. Siz ne dersiniz? Şimdi tabii birincisi 14 Haziran'daki özel görüşmede hepimizin bildiği gibi yani kendi Dışişleri Bakanlığı'nın tercümanını bile kullanmadı. Ne söz verdiğini bilmiyorum. Fakat tahmin edilebilir. Biatını yeniden ilan etmişti bir süre önce zaten. NATO toplantısından önce ilan etmişti. Dolayısıyla Rusya ile ABD arasındaki bu şeyden çelişkilerden yararlanarak biraz efelenme, işte biraz daha askeri güçle macera peşinde koşmaya son verdi. Çünkü Fransa'nın savaş gemileriyle karşılaşınca Akdeniz'de o zaman geri adım attı, Toristan yaptı ve yeniden NATO'ya biatını ilan etti. Yani ben sizden sürtüşmek, çatışmak istemiyorum ama anlaşmak istiyorum dedi. Dolayısıyla Cafer arkadaşım belirttiği bu yani NATO'da istenmeyen çelişkili durumu yeniden biatını ilan ederek güven vermek istedi. Fakat emperyalistler tabii ki daha soğukkanlıca çıkarlarını korurlar. Çıkarları şundan yanaydı. Hem bazı konularda Erdoğan'dan önemli ölçüde yararlanmak istiyorlar. Yani Türkiye'deki rejimler hem de Türkiye'deki burjuvazi ile de devletle de çok güçlü ilişkileri var. Ekonomik olsun, askeri, NATO üyesi yani. Böyle bakmak lazım. NATO'da tutmak istiyorlar yani. Muhtemelen şimdi Afganistan'da çıkan bu son durumu da o özel konuşmada konuşmamış olabilir mi? Ama şeyde konuşuluyordur. Yani arabulucular vasıtasıyla çeşitli görüşmelerde konuşuluyordur. Çünkü Taliban'la görüşmeleri de sürüyordu. Yani Taliban'a iktidarın verileceği anlaşılıyordu. O zaman Afganistan dahil Erdoğan rejiminin emrindeki gerek NATO'ya bağlı olduğu güçleri gerekse emrindeki politik İslamcı ve ulusalcı, milliyetçi, ırkçı çetelerin bu mücadelelerde kullanılmasından bir de Taliban üzerinde bir nüfuz kullanma, yani bir ilişki kullanma yönünde bir şey söz almış olabilirler. Bu konuda anlaşmaya varmış olabilirler. Fakat bu konudaki anlaşmaya rağmen, yani bu Afganistan'da olabilir, işte çeşitli belki bazı güçlerin çeşitli Müslüman ülkelerde kullanılması biçimde olabilir. İslamcı güçlerin yani. Ama mesela yani diyelim ki işte Suriye'de henüz böyle bir anlaşmanın belirtileri yok. Yani Erdoğan'a verilen taviz, verilen izin şöyle, belli yerlerin işgal edilmesi, hatta ilhakına bile ses vermiyorlar. Hava bombardımanlarının yapılabilmesi gerek Kürt Özgürlük Hareketi'ne karşı zaten yoğun bombardımanlara izin veriyorlar. Ama yani Rojava açısından da işte sınırlı bir hava bombardımanına izin veriyorlar. Mevcut işgal yerlerinin elde tutulmasına izin veriyorlar. Daha ötesi yani bence belli değil. Çünkü daha ötesini verirse yani o zaman da şundan karşı karşıya gelebilir. Yani destek, daha aktif destek. İdlib'de de Rojava'da da çok aktif askeri destek vermesi, hava kuvvetleriyle vermesi ve Suriye rejimi ve Rusya ile çatışmaya girmesi demek. Bunu göze alamaz. Ama ileride olaylar nasıl gelişir bilemeyiz. Fakat Afganistan'dan yani işte diyelim ki Irak'tan diğer yerlere kadar Erdoğan'ın gerek politik bakımdan ilişkilerini, İslamcı güçlerle ilişkilerini kullanma, gerekse askeri güçlerini ve çetelerini kullanma yönünde belirli aynı doğrultuda hareket etme şeklindeki bir işbirliği gelişecek gibi görülüyor yani. Görülen bu. Bu Afganistan bakımından şu bakımdan önemli. Yani Afganistan'ı şimdi Taliban'ı iktidara getirirken onu yani destekleyen Çin, tabii Pakistan'ın hamisidir ama Çin'de çok büyük destek verdi Pakistan'ın aracılığıyla.
Çin'in eline tümüyle geçmesini istemiyor yani mesela. Afganistan için, onlar için Çin'e ve şeye karşı bir üs, askeri bir üs yani, kara üssü diyelim yani, öyle diyelim. Dolayısıyla Afganistan için muhtemelen temel faktör olarak Erdoğan rejimini kullanacaklar, öyle görülüyor. Bu yumuşak ilişkilerle girecek, tartışma mümkün olduğu kadar olmayacak. Ama Taliban'a hem siyasal hem başka bakımlardan daha fazla işbirliğini geliştirerek, Pakistan üzerindeki etkisini de kullanarak, yani Türkiye'nin belli bir etkisi vardır Pakistan'dan, öteden beri kardeş ülke derler, burjuvazileri yani. Dolayısıyla yani Afganistan'ı Çin'e ve Rusya'ya kaptırmama şeklindeki bir politikada Erdoğan'ı kullanmak istiyorlar görüldüğü kadarıyla. Söyleyeceğim bu yani. Peki. Bir başlığımız da var doğrusu, ben bu başlığı da önemsiyorum. Çünkü biraz da yerelden edindiğimiz bilgiler var. Gazeteci arkadaşlarımızın bir kısmını paylaştığı, bir kısmını paylaşmadığı bilgiler var. Gelen bilgiler medya savunma alanlarına yeni saldırı hazırlıklarının sürdüğüne işaret ediyor. Yani bu kez belki de daha kapsamlı saldırılara yönelebilir Türkiye devleti, Erdoğan rejimi. İşte bir taraftan oradaki yerel aşiretleri Gever'den Hevler'e kadar uzanan bir yol üzerinden yeni bir gümrük kapısı yapacağız, sizi zenginleştireceğiz deyip yanlarına çekiyorlar. Diğer taraftan çok ciddi paralar dağıtarak onları çıkar işbirliğiyle yanlarına çekiyorlar. Yine bölgeye gelen bilgilere göre özellikle savaş tünellerinde çok ciddi sıkıştıkları için o tünellere dönük çok ciddi kimyasal gazlarla saldırma hazırlığı içerisinde olunduğuna ve bu yerel aşiretlerden de kısmen de KDP'nin içerisindeki bazı kesimlerden de destek alınarak yapılacağına dair söylentiler var. Hazırlıklar olduğu söyleniyor. Ben bilgi olarak veriyorum. Doğrusu çok fazla da paylaşılmadığı için bu yerelden gelen bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. İzleyicilerle paylaşmak istiyorum. Onun için belki biraz da uzattım. Ama bu şunu da beraberinde getirir. Orada Türk Devleti'nin başından beri istediği çok ciddi bir Kürtler arası savaşı da beraberinde getirir ki çok ciddi bir Kürt kaybına da neden olur. Burası da çok açık ve çok riskli durum. Doğrusu hem bu saldırı hazırlıklarına ilişkin ne dersiniz? Hem bu riski ortadan kaldırmaya dönük hem Kürtlerin hem Kürdistanlıların hem Kürdistanlıların dostlarının nasıl bir sorumlulukları olabilir? Çünkü sonuç itibariyle çok kötü kayıpların yaşanabileceği bir süreç de olabilir. Tam tersine çok büyük kazanımların da, eğer Kürtler kendi aralarında uzlaşırsa, kazanımların da ortaya çıkabileceği, Erdoğan'ın tamamen yenilebileceği, rejimin tamamen yenilebileceği bir süreç de ortaya çıkabilir. Yani böyle bıçak sırtı bir durum. Ne dersiniz Sayın Cafertar? Şimdi tabii aslında yani burada yaşadıklarımızın hiçbirisi tesadüf değil. Yani işte Şengal'e saldırıların Şengal'de yoğunlaşması, yani Ezidi halkımızın yoğun yaşadığı bölgelere yönelmesi saldırıların, ondan sonra hastanenin vurulması, mezarlıklara saldırılması. Yani bir defa şudur, Ziya abi yani şeyi anlattı, yani Kürt hareketinin karargahını ortadan kaldırmak istiyorlar. Tabii bunu yıllardır deniyor Türk Devleti. İşte Beka Vadisi'nde denedi. Daha sonra işte şeyde Şam'da denedi. Çok uzun süredir aslında temel hedeflerinden bir tanesi bu. Yani bu noktada çok başarılı olabileceklerini zannetmiyorum. Şimdi ama asıl kritik olan şey şu. Şunun altını çizmek istiyorum. Bu çok önemli bir şey bence. Yani neden Ezidiler? Yani şimdi Ezidilerin seçilmesinin gerçekten bir karşılığı var. Yani Ezidilerin kendisini özgür hissettiği, toplumsal sürece özgür katılabildiği bir Kürdistan, aslında bütün Kürdistan'ın özgürleştiği bir yere denk düşer veya özgürlük umudunun güçlendiği bir yere denk düşer. Yani Ezidiler gerçekten hani bu zamana kadar bütün çevreler tarafından yani İslam'ın bir sürü farklı yorumları, diğer inançlar tarafından falan sürekli baskı altında tutulmaya çalışılmış bir inanç grubudur. Ve gerçekten bu zamana kadar böyle haklarından tamamen mahrum bırakılmış bir inanç grubudur. Ezidilerin
kendi içinde iç ilişkilerinin demokratikleşmesi, sonra kendi kimlikleriyle buradaki süreçlere, askeri, politik, ekonomik süreçlere katılması, bölgesel demokrasinin gelişmesi açısından çok önemlidir. Yani burada gerçekten Kürt hareketi, Kürt özgürlük hareketi muazzam başarılı oldu ve bu aslında bir paradigmasal değişime denk düşüyor. Çok önemli bir şeydir. Burayı gerçekten doğru anlamak lazım. Rejimin ezilleri seçmesi tesadüf değil. Bir defa bunu anlamak lazım. İkincisi, hastaneleri vurması da tesadüf değil. Yani rejim şunu yapmaya çalışıyor. Yani hani böyle işte barbarlık falan anlatıyorlar ya, yani İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler teşbihde hata olmaz. Şimdi burada tabii öyle bir tartışma da yapmak istemiyorum ama Polonyalı askerlerin 2000 tane, şey 20 bin tane Polonyalı askeri işte o zaman Sovyetler Birliği'nin kendi içindeki iç tartışmalar işte vesaire falan. Hani gerçekten burayla boğmak istemiyorum ama 20 bin tane Polonyalı subay öldürülüyor. Sovyetler Birliği tarafından öldürülüyor. Sonra Sovyetler Birliği bunu kabul etti. Yani biz bunun öz eleştirisini veriyoruz. Yıllar sonra söylediler o işkencelerini yaptığını. Ama Naziler çıkıp bunun propagandasını yaptılar. İşte bak biz böyle hani sanki kendileri o kadar gaz odalarında insan yakmamış gibi işte barbar düşman, barbar Sovyet orduları masum insanları öldürüyor falan gibi saçma sapan propagandalar yaptılar. Şimdi biz tam da böyle bir şeyin muhatabıyız. Gerçekten işte Türkiye mazlumlar falan edebiyatı yapıyorlar kendi içerisinde. İşte mazlumların biz ordusuyuz, mazlumları işte kucaklayan vesaire bir devlet falan hikayeleri anlatıyorlar. Ama öbür taraftan gidip insanların mezarlarını darmadağın ediyorlar ve bilerek, tabii bilerek hastane vuruyorlar. Bilerek vurmalarının sebebi şu, halkta bir dehşet hissi yaratmak istiyorlar. Evet. Yani insanlarda hastane vurarak, ondan sonra mezarlık dağıtarak bir dehşet hissi yaratmak istiyorlar. Yani insanlar şöyle desin istiyorlar. Ya bunlar hastane bile vuruyorlar, mezarlıkları bile bunlar bu hale getiriyorlar. Bize ne yapmazlar ki falan noktasında bir korku, bir dehşet oluşsun istiyorlar. O zaman ve aynı tabloyla Başur Kürdistan'da özellikle medya savunma alanlarında 24 Nisan'dan bu yana süren tabloda neyi hedefliyorlar, ne yapmaya niyetliler, özellikle o yereldeki aşiretlerle işbirliğini geliştirerek. Evet. Şimdi bu da, burası da çok önemli. Yani şimdi Kürt Özgürlük Hareketi, hani bir defa bu işin bir sınıfsal arka planı var gerçekten. Onu görmek lazım. Yani Türkiye'nin, Türk rejiminin muhataplıklar geliştirirken orada işte aşiret ileri gelenleri işte vesaire falan gibi yapılarla bu işi geliştirmeye çalışıyor. Aslında Orta Doğu'da çok tarihsel bir şey yaşandı. Yani Rojava'da, işte Türkiye Kürdistan'ında, Başur'da çok önemli bir şey yaşandı. İlk defa toplumun yoksulları, en alt kesimleri, kadınları, işte bu zamana kadar yok sayılan çevreleri, yani kimliksiz bırakılan, Suriye'de kimliksiz gezdirilen, en olmadık, en yoksul alanlarda, yani en geri alanlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan, işte Türkiye Kürdistan'ında toplumun en böyle yoksul kesimlerini temsil eden çevreler Kürt Özgürlük Hareketi'nin öncülüğünde tarihsel olarak ilk defasında ortada yaşanmış bir iştir. Kendi ekonomik ve politik hayatlarına ilişkin inisiyatif aldılar. İlk defa tavandan tavana bir politik süreç gelişti. Şimdi bu tabii bütün bölgesel geliciliği tehdit eden bir şeydir. Ama aynı zamanda bu Kürt Hareketi'nin gücüdür de. Yani bu onu yenilmez kılan şeydir de aynı zamanda. Çünkü Kürt hareketi bütün toplumun en geniş kesimlerine, en yoksul kesimlerine, en demokrasiye, özgürlüğe gereksinim duyan kesimlerine dayandığı için ve gücünü buradan aldığı için bu noktada kendisini yenilmez kılmıştır. Çünkü onların bu harekete her şeye rağmen bağlılığı ve sadakati gerçekten kerelerce sınandı. Kerelerce işte bunu devlet katliamla, baskıyla, insanları imha ederek falan sınadı ama her defasında bu halk bu hareketi olan inancını bir kez daha böyle güçlü bir biçimde ortaya koydu. Orada da bu bahsettiğiniz çevreler gerçekten hayatı midesi üzerinden gören, ulusal onur, insani onur falan noktasında zaaflar olan, yani onursuz adam, bunu böyle şey yapmak istemiyorum ama onur olmayan bir insan Türk de olsa, Kürt de olsa, Alman da olsa, Fransız da olsa onursuz adamdır. Bu koşullarda gerçekten halkına böyle açık bir zulüm yapılırken böyle hani oradan buradan gelecek 3 kuruş çorba parasına
böyle şey yaparak söylüyorum, kişisel menfaatine dayanarak bir halkın özgürlüğünü satmak, işte kendi o ülkenin, o coğrafyanın yoksul insanlarını götürüp teslim etmek bu zalimlere karşılığı olan bir şey değil. Ve bu kamu, Kürt kamu vicdanında da bu hiçbir zaman karşılık bulmayacak ve bu insanlar lanetle alınacaklar. Peki. Sayın Ulusoy, biraz önce aslında açıkladım. Çok tekrar ederek zaman da çalmak istemiyorum. Ama çok ciddi, riskli bir durumdan söz ediyoruz. Aylardır da giderilmiş değil. Kürt kamuoyundan da, dostlardan da çok ciddi tepkiler geldi. Sanatçılardan, aydınlardan, değişik çevrelerden. Doğrusu çok önemli ve bu riski ortadan kaldırmak da gerekir ama aynı zamanda Türk devleti de oyunlarından vazgeçmiş değil. Tüm hamlelerini bir anlamda yaşama geçirmek için elinden geleni yapıyor. Bu riskli durum nasıl aşılabilir? Evet, Sayın Cafer Tarda dedi, Kürt Özgürlük Hareketi ciddi bir direniş içerisinde ama bu sanırım herhalde sadece gerillaya bırakılmayacak kadar da önemli bir durum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Ne dersiniz? Tabii. Yani eğer gerilla NATO'nun ikinci büyük ordusunun yüksek teknolojiye dayanan ölüm kusan yani bombardımanlarına karşı onu etkisiz hale getiren bu saldırıyı yani kıran bir direniş sergiliyorsa o zaman başarı için de bizim Kürt halkı olarak da diğer halklar olarak da mücadeleyi büyütmemiz gerekir ki o zaman faşizmin hevesleri kursaklarında kalsın. Çünkü eğer Kürt Özgürlük Hareketi'nin direnişi, eğer Kürtlerin bir kısım aşiretlerine başvurdu olsun, Bakur'un oraya yakın yer Batan'da olsun diyelim mesela yani. Para vaadiyle, işte kazanç vaadiyle bu saldırılara ortak ederse, suçu ortağı yaparsa amacına vardığı zaman yani direniş güçleri tabii söz buradan dışarı yani umudumuz her zaman ayaktadır yani ezilirse çok büyük darbeleri yerse sömürgecilik her yerde yani uşak muamelesine bile layık gör. O aşiretler de dahil o işte KDP yönetimiyle diyeyim yani bütün KDP'lileri tenzih ediyorum öyle demiyorum yani KDP yönetimiyle belirli bir anlayış birliği içerisinde işte bir destek veren saldırılara destek verenler bir köpek muamelesi görüyor. İnanın yani. Yani ben hani şey kullanmak istemiyorum ama sömürgeciler öyle bakar yani. Öyle bakar yani. Bu şeyde öyle Kongo'da öyle olmuştur. Lumumba'yı öldürdüler. O yönetimi devirdiler. Ama ne oldu? Bir avuç savaş havası dışında bir avuç işte böyle bireyci, çıkarcı, vurgun vuran, kasasını büyütenler dışında Kongo halkına ya, köpek muamelesi yaptılar. Bütün sömürgeciler böyledir yani. Erdoğan faşizmin sömürgeciliği de hiçbir kural tanımıyor. Yani önünde engeller olmasa bütün Kürt halkını kimyasal bombayla öldürecek yani. Yani biliyoruz bunu. Şimdi o zaman Kürtlerin hiçbir ferdi, Kürt halkının hiçbir ferdi, bir avuç böyle bir insan dışında çıkarı gözetenler dışında onlar çıkarlar için gidebilir. Ama aşiretler dahil, kent halkı dahil kesinlikle ve kesinlikle böyle bir soykırımcı saldırıya karşı ileride Kürt halkının ulusal onurunu ayaklar altında çiğneyecek saldırıya karşı yerüstü ve emek zenginliğini talan edecek bir sömürgeci şeyde yaşıyoruz işte Afrin'de ne oluyor? Yani zeytinlerini söküp götürüyor yani halkın. Evlerini işgal etmiş almış. Her gün işte kadınlarımızı kaçırıyor orada. Değil mi yani? Bu nedir? Yani bu herhalde işte Afrin halkının bir kısmına zenginlik vererek yapmadı. Kürtlerin bir kısmına. Hayır. Yaptı. O zaman bunu görelim. Daha dün yani. Yeni. Yani çok eski de değil yani. Tarihsel de değil. Güncel yani. Şimdi o zaman bütün Kürt halkı da bu direnişle kol kola mücadele etmeli. Sesini yükseltmeli. Kentte, iş yerinde, köyde yükseltmeli. Faşizmin zor duruma düştüğü, Erdoğan faşizmin zor duruma, sömürgeciliğin zor duruma düştüğü, yani hani
son demleri diyenler de var. Belki o kadar değil ama hakikaten zor duruma düştü. Bu zor durumdan saldırıyla kurtulmak istediği ve saldırarak da daha fazla sömürgeci, ilahçı amaçlar peşinde koştuğu, yeniden saldırı denemeleriyle bunu başarmaya çalıştığı sırada kesinlikle onun ayakta kalmasına ve Kürtlerin ulusal onurunun sömürgeci çizmeler ve tanklar altında ezilmesine değil, tam tersine onun yenilgiye gitmesine ve Kürt halkının da bir az çok demokrasi ve özgürlük kazanmasına çalışmak gerekir. Ama sadece Kürtler açısından da değil yani. Bölge halklarını hadi fazla anlatmayayım yani. Cafer değindi yani nasıl özgürlükçü bir şey getirdiğini, Kürt özgürlük hareketinin ve mücadelesinin ve işte Rojava devriminin neler getirdiğini hepimiz biliyoruz. Ben saymayayım burada, zamanınızı almayayım yani. Fakat şimdi aynı zamanda faşizm kendisini dış, yani Türk halkının gözünde bunlar dış saldırı oluyor. Yani öyle onların algıladığı deyimle söylemiş olayım yani. Ne kadar büyük devlet, büyük askeri güç, büyük militarist güç olarak gösterirse halkın şovenist duygularını o kadar ayağa kaldıracağını ve dolayısıyla yeniden o çözülmekte olan toplumsal kamanı yeniden faşizme bağlamanın çok önemli aracı olarak kullanıyor. Şimdi o zaman bunu başarırsa kalıcı olur, gitmez. Ne seçimle verir, ne başka yolla verir, ne burjuva muhalefeti bile ezer. Yani kendisini destekleyen bu işte suç ortaklığı yapan burjuva muhalefete bile izin vermez yani. Daha bunlar iyi günleriniz boşuna demiyor. Yani diktatör. Dolayısıyla yani Kürt düşmanlığındaki sömürgeciye her saldırganlığının başarısı işte faşizmin güçlenmesinin ve demir bir yumruk olarak Türk halkına dönmesini de yol açıyor. Ekonomik bakımdan mı tartışalım ya? Rant için ya ormanlar yandı, insanlar cayır cayır yandı. Kim yaptı bunu? Erdoğan yaptı. Para kazanacak oradan. Yani hanedanlığı kurmuş, damatlarıyla, diğerleriyle, AKP çevrelerine rant kazandırmak için orman yakıyor. Ya da yanıyor, bunu o da arttırıyor. İki tane küçük uçak bile harcamıyor, para harcamıyor yani. Savaşı harcıyor, bunu harcamıyor yani. Küçük uçak bildiğimiz küçük uçaklar, 3-4 milyon dolar yani bu kadar. Ha, demek ki Türklere yapılan her militarist saldırganlık Türk halkına da alanı daha kolayca yapabilme, halkı kendisini daha fazla bağlayabilme, faşizmi daha kalıcı olarak yerleştirme, demokrasiyi asla izin vermeme, halka demokratik hakları yönünden izin vermeme ve lokmasını bir parça arttırma çabasına da demir yumrukla ezme olarak geri dönüyor. Öyle oluyor. O zaman işçisinden kadın hareketine, emekçisine, diğer ezilenlerine, diğer ulusal topluluklara, akademiye, yani akademinin demokratik olmasını, özgür olmasını isteyen hocalarımıza, üniversite gençliğine, yani hepimiz eğer yani batıda, Türkiye'nin batısında, Türkiye'de bunları arzuluyorsak, faşizmi istemiyor, oylaşmasını istemiyorsak, Yümeni Mussolini tipinde, onun karması tipinde bir diktatörün iki dudağının arasında bütün kanunların çıktığı ve militarist güçlerin 2'ye 3'e 5'e katlandığı, yani ordunun yanında Sadat'ıdır, kafa kesen, boğaz kesen, ciğer yiyen, kadınlarımız cariye yapan İslamcı çeteler, ÖSO'cu çetelerin bizi geleceğimizi tümüyle karartması, bugünümüzü karartması, geleceğimizi tümüyle önlemesini istemiyorsak, istememeliyiz. O zaman az çok özgür, az çok demokratik bir ortam istiyorsak, az çok faşizmden kurtulmak istiyorsak, emekçiler ve işçiler olarak lokmamızı yani çalışıp alın teri döktüğümüz ama haramilerin yediği, bize bir lokmadan fazla imkan vermedikleri lokmamızı arttırmak için çoluk çocuğumuza, onlara iyi bir gelecek hazırlamak için mutlaka ve mutlaka Kürt direnişliğinin yanında kol kola ona paralel olarak kesinlikle mücadelemizi arttırmamız lazım. Peki. Beğenmiyor musunuz? Konuşurken biraz geride dursanız daha iyi olacak aslında. Evet. Evet, yakınlaştığınızda ekrana çok fazla giriyor. Onun için söyledim. Kusura bakmayın. O zaman faşizme karşı alanlara çıkın. Boğaziçi öğrencisi gibi çıkın. Kadın hareketi gibi çıkın. Çıkın, büyütün. Madencileri gibi çıkın. Gelişçi direnişleri gibi çıkın. Değil mi? Yani katliamlara karşı mücadeleden gençler gibi çıkın. Sosyalist partilerin o mücadeleci kesimleri gibi çıkın. Çıkın. Ve bütün demokratik güçler de Türk halkının bu kesimlerinin gelişmesi için en enerjik çabayı şimdi göstermeliler. Yarın çok geç olur. Yarın çok geç olur. Kürt hareketi ağır bir yenilgi alırsa, ağır bir darbe alırsa önünde
direnç gösterecek, bu aşırı militarist saldırganlığa direnç gösterecek güç az kalır, kalmaz. Peki. Yani dolayısıyla biz buna müsait değiliz. 21. yüzyıldayız. Geçmiş yüzyılın bütün mücadele deneylerini, halkların özlemlerini, işçi sınıfının özlemlerini, demokratik güçlerin özgürlük özlemlerini, aydınların özgürlük özlemlerini gerçekleştirmek için mücadele etmeliyiz. Bir diktatörün kendi çıkarı için, kalıcı bir faşizmi koyulaştırmak için bir avuç insanın çıkarına ve Türkleri de işte sömürgeci, yayılmacı bir zulüm altına almasına izin vermemeliyiz. Peki. Bu bölümde şimdiye kadar hep Kürdistan'a saldırıları ve onun sonuçlarını konuştuk. Tabii bağlantılı olarak ister istemez Afganistan ve Taliban da girdi işin içine ama biraz daha detayla doğrusu Afganistan'ı da konuşalım istiyorum. Birçok şey belki ileride daha somut açığa çıkacak ama şuradan başlayalım isterseniz Sayın Cafer Tar. Taliban Afganistan'da gerçekten iktidar mı oldu yoksa iktidar mı yapıldı? Bu tartışılan bir şey. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi biraz böyle geriye giderek buna daha kolay cevap veririz diye düşünüyorum. Şimdi yani Amerika 2001'de Afganistan'ı işgaliyle birlikte aslında bir süreç başladı. Afganistan'ın işgali, İran işte işgali falan noktasında ilerleyen bir süreçti. Öncesinde Taliban bir iktidar süreci yaşamıştı zaten Afganistan'da. Yani El-Kaide'nin saldırıları olduğunda, 11 Eylül saldırıları olduğunda El-Kaide'nin karargahının Afganistan'da olması Amerika'nın saldırılarının temel dayanaklarından bir tanesiydi. O yüzden Afganistan saldırısını başlattı. Ve Afganistan'da gelip orada kalıcı bir yaratmaya çalıştı. İşte bu Karzai döneminde bir Karzai dönemi var. Daha sonra ise bu Ghani döneminde ise bir stratejik ortaklık anlaşması yapıldı. Çok uzun vadeli orada kalacağını aslında iddia etmişti Amerika. Bu tabii bölgesel dengeler açısından önemli bir şeydi. Yani biraz böyle mecburen bu paranoyayı, biraz bu fotoğrafı açmak istiyorum. Yani sorunuzun cevabı biraz daha verilebilsin diye. Bu bütün bölgesel dengeleri değiştirdi tabii. Yani Amerika'nın bu kararı, böyle ilan etmesi bu işi, yani Rusya'nın sürece yaklaşımını, Çin'in sürece yaklaşımını ve özel olarak da İran'ın yaklaşımını, Taliban'la ilişkilerini ve ilişkin o zamanki Afganistan yönetimine ilişkin yaklaşımlarını gerçekten önemli ölçüde etkiledi. Ve İran çok güçlü geçmişte problemleri olmasına rağmen, Taliban rejimiyle geçmişte çok ciddi sorunlar yaşamış olmasına rağmen çok önemli bir karar aldı ve Taliban'la açıktan birlikte çalışmaya başladı. Bu çok önemli bir şeydi. Yani Taliban'ı İran inkar da etmedi. Silahlandırdığını, eğittiğini, onlara lojistik verdiğini falan kabul etti İran aslında. Yani Taliban'la 2013'ten itibaren çalışmaya başladı. Çünkü Amerika'nın bütün zorlamasına rağmen oradaki rejimin, oradaki Afganistan'daki yönetimin toplumsal tavanı olmadığı belliydi. Yani halka dayanan bir iktidar yapısı yoktu. Daha çok dış güçlere dayanan, dışarıdan gelmiş Amerika, NATO'ya falan dayanan bir güçtü. Ve böyle bir gücün eğer yani bir rejim, bir iktidar yapısı toplumdan destek almıyorsa uzun vadeli kalıcı olma şansı yok. Bunu bilmek için çok böyle muazzam bir siyaset bilimi eğitiminden gelmiş olmaya gerek yok. Şimdi daha sonra kısa tutacağım. 2015'te Çin de Taliban'la anlaşıyor. Yani bu önemli buluyorum, bu kronolojik süreci ve de şu, yani El-Kaide saldırılarını engellemesini istiyorlar Taliban'dan. Bir anlaşma oluyor Taliban ve arasında, Taliban ve Çin arasında. Ki Taliban'la 2. Soğuk Savaş yıllarında, yani henüz Sovyetler Birliği Afganistan'dayken Çin Taliban'ı destekliyor, silah veriyor, para veriyor vesaire falan yani. Çin ve arasındaki ilişki sonradan başlamış bir ilişki değil. Taliban'ı ilk döneminde destekleyen ülkelerden bir tanesi de çok çevre bunu bilmez. Çok çevre, daha çok Amerika destekledi. İşte Suudi Arabistan destekledi falan diyebilir.
Doğrudur, bu güçler desteklemiştir, Pakistan organize etmiştir ama Çin de desteklemiştir. Maddi ve silah yardımı ve para yardımı yapmıştır. Sovyetler Birliği'ne karşı savaşında Taliban'a. Dolayısıyla geçmişten gelen Çin ile Taliban arasında ilişkiler var. 2017'de ise Taliban'la Rusya açıktan ilişki geliştiriyor. Yani şimdi bunu niye sıralıyorum? Yani Taliban'la ilişkilenecek mi devletler falan konuşuluyor ya, bu çok önceden olmuş zaten. Yani 2017'de de Rusya Taliban'la görüşmelere başlamış, ilişkiler geliştirmiş. Sonra tabii bütün burada şu anlaşılıyor. Taliban ve Afganistan, Amerika oraya o kadar gitmesine, o kadar güç yığmasına rağmen Afganistan'ın elinden kaydığını Amerika anlıyor, hissediyor bunu yani. Orada yeni bir hamle geliştiriyor. İşte 2018'de Trump İran'la 2018'in Mart ayında yanılmıyorsam, Mart veya Mayıs ayında, Mayıs, evet Mayıs olması lazım. İran'la ilişkileri dondurdu, durdurdu yani. İran'la müzakere bu şey anlaşmasını iptal ettiğini söyledi. Nükleer anlaşmanın artık uygulanmayacağını söyledi. Aradan aşağı yukarı 3-4 ay geçtikten sonra Daho'da şeyle Taliban'la görüşmelere başlıyorlar. Yani İran'da olan süreci koparıyorlar. O zaman, Temmuz ayında da zamanı verimli kullanmak için diyorum yani. Evet. Sizin deyiminiz sonuç itibariyle bu son birkaç yılda geliştirilen ilişkiler sonrasında Amerika Taliban yönetiminin oraya gelmesini istedi, öyle mi diyelim? Şöyle diyoruz, bakın ben şunu söylüyorum. Amerika şunu gördü. Mevcut çizgisiyle Afganistan'da kalmak, orada inisiyatif sahibi olmaya devam etmek mümkün olmayacaktı. Çünkü Afganistan'da toplumsal tabanı olan Taliban önemli ölçüde Çin, İran ve Rusya'nın etkisinde bir harekete dönüşmüştü. Ve kendi dayandığı güçlerle de Afganistan'da kalman olanağı kalmamıştı. Dolayısıyla şimdi yani soruya ikincisi de şudur. Taliban-Pakistan ilişkisi eksik bilinir. Taliban-Pakistan ilişkisini bilmek aslında bölgesel denklemde çok önemli bir şeyi çözmeye denk gelir. Yani Pakistan-Taliban ilişkisinin aslında Türkiye-Hizbullah ilişkisine benzediğini, PKK'nin, Kürt Özgürlük Hareketi'nin neden varlığının, Kürtlerin varlığının neden bölge demokrasisi açısından elzem olduğunu, bu mücadelenin bütün bu coğrafyayı nelerden kurtardığını görmek, anlamak açısından Pakistan-Taliban ilişkisini gerçekten çok iyi analiz etmek lazım. Peki. Bu çok kritik, önemli bir şey. Bunun üzerinden hiç atlamamak lazım. Bence kerelerce Türkiye kamuoyuyla, bizim kamuoyumuzla bunu konuşmak lazım. Çünkü içinde çok ciddi dersler var. Hani zamanımız yok, çok böyle şey yapamam ama şu kadarını söyleyeyim. Amerika şunu gördü. Orada Amerika'nın şimdi bu Palinçek çevresi falan, Amerika yenildi gitti vesaire falan gibi böyle hani alakasız bir hikayeden bahsediyorlar. Amerika evet böyle bir şey yapmanın kendi çıkarları açısından daha doğru olduğu kararını verdi. Yani 2018'den bu zamana kadar yürüyen müzakerelerin sonucunda ortaya çıkmış bir iştir. Ama böyle Taliban'ın bütün bu süreç boyunca ciddi bir askeri başarısını ben görmedim. Peki. Kamuoyu da ciddi bir askeri başarısını bilmiyor. Ama buna rağmen Amerika oradan çekildi. Ama bu şu anlama gelmiyor. Pakistan ve yani Amerika'nın Taliban'la ilişkileri bundan sonra da devam edecek. Var olduğu zaten belli oluyor. Pakistan'ın ve Suudi Arabistan'ın Taliban'la yoğun ilişkileri devam edecek. Bir süre sonra kendiliğinden Taliban, biraz uzatıyorum kusura bakmayın. Bir süre sonra Taliban kendiliğinden Çin'i bilemem ama İran ve Rusya'nın dengesi olmaktan çıkıp daha çok Amerika'nın, Suudi Arabistan'ın ve Pakistan'ın dengesi haline gelecek. Peki. Bu eğilim daha güçlü. Peki. Sayın Ziya Ulusoy, sizde de tam kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. İşte Sayın Cafer Tar dedi ki Pakistan'ın, Amerika'nın, Suudi Arabistan'ın dengesi olacak Taliban. Peki siz Afganistan'daki yeni dengeyi Afganistan'da ortaya çıkan sonucun bölgedeki oluşturacağı yeni dengeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle tabii bunun Kürdistan'daki ulusal özgürlük mücadelesinde de diğer taraftan Orta Doğu halklarının kurtuluş mücadelesinde de yansımaları olacaktır. Bu yansımaların nasıl olacağını
düşünüyorsunuz? Buyurun. Tabii polemik olsun diye değil de Cafer arkadaşımla. Fakat bir not olarak belirtip geçeyim izin veriyorsa. Buyurun. Şimdi Hitler faşizminin bir provokasyonuydu Polonyalı subayları öldürme ve Sovyetler üzerine atarak etkili olmaya çalıştı. Bunu Türkiye'deki sömürgeci faşizm de Kürtlere karşı uyguladı. Güçlü konak katliamlarından çok sayıda katliama kadar yaptılar. Yani 10-10, 20-20 Kürtleri, bazen korucu ailelerini, güçlü konakta korucu aileleriydi, öldürdüler. Kürt Özgürlük Hareketi'nin üzerine atarak onu Kürt halkının gözünde düşürmek istediler. Geçiyorum. Bunu not olarak söylüyorum yani. Kabul eden de Sovyetler Birliği değildi. Yani şeydi, Putin. Yani tekrar Polonya burjuvasıyla anlaşabilmek için nasıl olsa eski rejimdir. Ekim felakettir diyen bir liderdir yani Pekin, Putin. Geçiyorum ama bunu not olarak söyleyeyim, polemik olsun diye söylemiyorum. Yani şimdi etkileri ne olur bunun? Tabii ki ben Afganistan'la ilgili Cafer arkadaşın söylediklerine katılıyorum. Devam ettireyim oradan. Yani önce şunu belirteyim. Yani bu 20 yıldır iş başında olan Karzai Abdulgani Eşref Gani yönetimi tabii Amerika'nın himayeci, sömürgeci bir rejimiydi. Tabanı tabii ki daralmıştı. Fakat çatışmadan bıraktı. Bunda Peştun milliyetçiliğinin tayin edici rolü de vardır. Bunu da bilelim yani. İki temel etken vardır. Taliban da Peştun milliyetçisidir aynı zamanda. Yani birinci özelliği şey ise İslamcılıksa, politik İslamcılıksa, şeriatçılıksa ikinci temel özelliği de Peştun milliyetçiliğidir. Adeta şunu demek istedi. Yani ya tamam çatışmayalım. 300 yıldır Peştun ulusu yönetiyor Afgan halklarını. Bu devam etsin dedi. Ama tabii arka planda dediği gibi şeye katılıyorum ben Cafer'e. Yani Amerika'nın artık bu iktidarla gidemeyeceği koşullarda iktidarı Taliban'a devretmeyi tercih olarak öne çıkarması. Geçmişte olduğu gibi. Öne çıkarması ve Afganistan'ı Çin'e, Rusya'ya kaptırmama çabası. Ne kadar tutar? Şimdi Taliban'ın toplumsal tabanı da sınırlı. Diğer uluslara karşı yani Taciklere karşı, Hazaralara karşı, Özbeklere karşı son derece gaddar ve zalim. Yani bildiğimiz sömürgeci ilişki yani. Yani İslamiyet'in de kabul etmediği derecede sömürgeci yani. Onu belirtmek lazım yani. Şimdi onu göreceğiz biz. Dolayısıyla emperyalistler arasında bu Afganistan üzerine bir hakimiyet rekabeti ve sürtüşmesinde tabii ki ben şeye katılıyorum. Yani Cafer arkadaşım belirttiği gibi Amerika şey almak istiyor. Yani bu manevra yaparak işte Tayvan'ı da kendi yanına çekmek istiyor. Pakistan ve Türkiye vasıtasıyla. Yani şimdi Türkiye'yi bence hesaba katmak lazım. Çünkü Erdoğan rejimi hem ideolojik bakımdan yakın hem de işte askeri amaçları da var. Ama aynı zamanda Pakistan'la da yakın demin söylediğim gibi. Şimdi burada o zaman bunun Erdoğan bu durum yani böyle bir işbirliği Taliban'la hem şeyi gösterecek yani bu Erdoğan rejiminin ne derece halka karşı işte antidemokratik, saldırgan, faşist yani işte teokratik aynı zamanda hepsinin karışımı olarak da çıkarcı olduğunu gösteriyor. Ama aynı zamanda Batı ve NATO nezdinde biraz daha kıymetlenecek. Yani bunu belirtmekte yarar var. Biraz daha kıymetlenecek mi? Yoksa Batı ve NATO en kullanılır olarak Erdoğan'ı bulduğu için mi orada tutuyor? Tabii. O anlamda çelişmiyor ki. Yani onlar da çıkarı için yapıyor bunu. Yani kıymetlenecek derken yani çıkarları açısından kıymetlenecek. Kullanmak için kıymet. Yani kullanılışlı araç olarak kıymetli hale geliyor. Yani bunu belirtmek lazım. Ya özür dilerim ama, araya giriyorum ama Erdoğan ilk iktidara geldiğinde Cüneyt Zapsu'nun dönemin Amerikan yönetimine bu çok kullanışlıdır. İşiniz bittiğinde sifonu çekersiniz demişti ama Türkiye'de tabii Erdoğan bunu ciddiye bile almadı. Sanki o günler mi geliyor, o tablo yeniden mi canlanıyor diye araya girip sordum. Şimdi bir süre önce sifonu çekme tablosu gündeme gelir gibi oldu. Fakat şimdi halın yani tozu halının altına süpürün tekrar biraz daha o öne geçiyor. Ama bütün bunlar yani halklara düşmanlıkla yapılan böyle kıymetlenmeler, işte rolünün biraz artması
kullanılması için işte kullanışlı araç haline gelmenin kendisi bütün halklara ve demokratik haklara, özgürlüklere karşı bir düşmanlık temelindedir. Bunların ömrü uzun değildir böyle şeylerin ömrü. Yani Afgan halkları da Afganistan'ın ne kadar geri olursa olsun o gerici iç savaşlarda, işgaller ve gerici iç savaşlarda halkın tabii ki demokratik güçleri tükendi. Ama yeniden ve yeniden demokratik hakları yönünde, ekonomik hakları yönünde, sosyal hakları yönünde mücadeleler kesinlikle gelişecek. Dolayısıyla bunların işbirliği halinde Afgan halkına karşı uygulayacağı zulüm de, onu talan etmede, narko ekonomi de diyelim yani. Ve uyuşturucunun eroinin kaynağı neresi? Yani Afganistan, onun devam etmesi de hem dünya halklarına hem Afgan halklarına mücadele etme tepkisi olarak geri dönecektir. Yani böyle, yani ilelebet bunlar söylesin istediği kadar yani. Dolayısıyla şimdi bu mücadeleler de daha iyi anlaşılacaktır. Yani gerçekten de Erdoğan gibi faşist ve sömürgeci, yayılmacı ve bunu da kendisini batılı emperyalistler nezdinde yeniden biatını ilan ederek kendisini elverişli araç olarak kullanmaları yönünde kıymetlenmesini, önemsenmesini halklar nezdinde kesinlikle sonu şu olacaktır. Yani faşizmden çeke çeke bu bölgesel çaptaki teokratik, faşistan, gerici, yayılmacı güçlerin birliğinin de halklara zulmü arttırmaktan başka bir rol vermediğini ve bütün tepkinin sadece diyelim ki Taliban'a değil, aynı zamanda Erdoğan'a da, sadece Afganistan'da değil, aynı zamanda bölgede de, yani bölge halkların kaderi, Müslüman halkların kaderi zulüm altında inlemek midir yani? Hep yani uygarlık kaybı mıdır? Yani hep gerilemek midir? Hep aç kalmak mıdır? Hep bir avuç hanedanın bütün yeraltı, yerüstü zenginliklerini, yani hem emeği talan etmesi hem yeraltı kaynaklarını, yani Kürdistan başta gelmek üzere, yani talan etmesi, Arap halklarının da gene öyle talan etmesi kader midir? Bu kader, yani biz buna layık değiliz diyeceklerdir. Yani dolayısıyla sanıldığı gibi güçlenmeyecek. Bu kez de halkların kendi hakları için mücadelesi Afganistan'da Taliban'a yönelip Erdoğan'a yönelecekse bölgede de yönelecek. Dolayısıyla bölgeye yansıması halk hareketlerinin bu işgalci, ilhakçı, girdiği yerden çıkmayan talancı, sömürgeci ve güçe karşı, Erdoğan'a karşı bence daha fazla büyüyecektir. Yani tekrar mesela Erdoğan'ın yeni bir işiydi. Yani şeyin dediği gibi Kürdistan'da da hani Hizbullah vardı, Hizbul Kontra vardı, öyle diyelim. Diğer Hizbullah'la karıştırmamaları için yani. Hizbul Kontra'yı desteklemesi gibi, yani yeniden yeni bir Hizbul Kontra gücünü bu sefer Afganistan'dan kazanması ve elindeki Hizbul Kontra güçlerini de daha aktif olarak kullanması anlamına gelecektir. Dolayısıyla yani bu kaderimiz değil diye halkların tepkisi Erdoğan'a karşı daha fazla yoğunlaşacak. Arap aydınlarına tutalım da, demokratik güçlerine tutalım da, Türk güçlerine ve Türkiye'deki demokratik güçlere kadar yani. Avrupa'daki demokratik güçlere kadar. Dolayısıyla yani sanıldığı gibi ilk başta biraz güçlenmiş gibi görünecek olsa bile Taliban aracılığıyla, ama Taliban'ın zulmünün arkasındaki destekleyici güç olarak, hamisi olarak da kesinlikle tepki çekecek ve mücadelenin yoğunlaşacağı hakikaten faşist odaklardan biri olacaktır. Yani bunu böyle kavramak lazım. Ayrıca şeye de bakmak lazım. Yani dıştan gelen taşma suyla bu savaşı yürütüyor yani. ABD'den, Avrupa Birliği'nden para çekerek yapıyor bunu. Dolayısıyla halka öyle çok fazla bu sömürgecilikten bir şey de vermiyor yani. Yani bir avuç müteahhitten işte bir avuç hanedana verecek. Gerisi halka, halkı yoksulluğa mahkum edecektir. Dolayısıyla bu da kandırıcı bir güç olmayacaktır yani. Dolayısıyla başta biraz güçlenmiş gibi görünse de bundan Taliban aracılığıyla ve bundan Batı'yla ilişkisini, emperyalistlerle ilişkisini geliştirecek gibi görünse de, ama Batı'nın halkların nezdinde, bölgenin halkları nezdinde yeniden bir demokrasi, özgürlük ve sosyal haklar temelinde bir mücadelenin ateşleyici karşıdaki gücü olacak. Öyle diyelim yani. Zaten yani biraz da benzin dökmüş olacak halkların şey. Evet. Mücadelesi. Taşma suyla değirmen dönseydi herhalde Karzai ile Gani Afganistan'da döndürürdü o değirmeni.
görünen o dönmüyor. Son turumuz, 5-6 dakikamız var. Böyle ikişer, üçer dakikayla doğrusu biraz da hep konuştuk ama gerçekten bu kadar pervasızlığı gösteren Erdoğan'a ABD, Batı, NATO niye sessiz ve destek veriyor? Yani sonuç itibariyle destek verdiklerinin geçmişte sonunun ne olduğunu herkes de biliyor. Onların da işine yaramadı ama buna rağmen hala destek veriyorlar. Bunu nasıl yorumlamak gerekir? Her biriniz şöyle ikişer üçer dakika yorumlarsanız sevinirim. Cafer Tarı'dan başlayalım isterseniz. Evet, şimdi bu bir karşılık orta vadede yaratmayacak. Ama kısa vadede şöyle, biz hani gerçeği konuşmak her zaman daha iyidir. Yani yani gerçeğin yalanın cennetindense işte gerçeğin cehennemi daha iyidir derler. En azından ne olduğunu bilirsek biz ona göre tavrımızı da netleştiririz. Erdoğan bir projeyi şeye, uluslararası güçlere yani Batı'ya satmış gibi gözüküyor. O da şudur. Türkiye evet bir göçmen hapishanesi olacak. Ben burada bu insanları burada tutarım. Afganistan'dan gelenler için de geçici koruma sağlarım veya işte onların gelişi noktasında da çok fazla problem çıkarmam. Suriyeliler de burada zaten. İşte bölgesel problemler yüzünden ülkelerini terk eden, işte batıya gitmek isteyen insanları Türkiye sınırları içerisinde hapsederim falan noktasında bir yeter ki siz beni, ailemi, işte çevremi, iktidarımı götürmeye çalışmayın. Yani beni biraz önce bahsettiğiniz gibi şey yapmayın yani deliye süpürmeyin. Temel şeyi buydu. Yani o yüzden yanına tercüman almıyor. O yüzden işte Biden gelir gelmez hemen rotayı yeniden Batı'dan ve ABD'den yana kırdı. Erdoğan da İran gibi ABD ile doğrudan çatışamayacağını biliyor. O da benzer bir strateji izliyor. Yani aslında biraz böyle İran'ın izlediği stratejiye yakın bir yaklaşımı var Erdoğan'ın yaklaşımının da. İkincisi de şu, şimdi bu da önemli bir şey. Yine kamuoyunun dikkatinden kaçıyor bu. Çin ve Hindistan işte Rusya ile falan olan mücadelesini ABD'nin sadece askeri bir süreç olarak görmemek lazım. Tabii enerji hatlarını oturmak, onun yönünü değiştirmek vesaire falan, orada inisiyatif almak falan noktasında bir çaba sahibidir. Ama aynı zamanda bu işin bir prodüksiyon boyutu var, üretim boyutu var yani. Yani bu yüzyılın başında 5 tane ülke işte dünyadaki prodüksiyonun %90'ını belirliyormuş. Şimdi prodüksiyonun önemli bir kısmı Çin ve Hindistan'a geçti. Hobsbawm'ın çok güzel bir sözü var. Hani adam diyor ki eğer üretim bu ölçüde bir yerde yoğunlaşmışsa bunun politik ve askeri sonuçları olur diyor. Amerikalılar da bunu biliyorlar. Yani eğer gerçekten bu ölçüde prodüksiyon Hindistan-Çin hattına Pasifik'e doğru kaymışsa bunun askeri ve politik sonuçlarının olması kaçınılmaz. Şimdi gelelim buraya. Türkiye, Erdoğan şöyle bir iş yaptı. Yani ücretler muazzam aşağı çekildi Türkiye'de. Çin düzeyinde falandır. Bütün Türkiye'den Cebeli Tarık'a kadar geniş bir alanda Batı için ucuz üretim yapan üçüncü sınıf teknolojilerin falan kullanıldığı, iç pazarın böyle daraltıldığı, toplumun biraz böyle yoksullaştırıldığı ama herkesin işte böyle ucuz ücretlerle iş bulup çalıştığı falan bir durum yaratmak istiyorlar. Bu proje Erdoğan tarafından biraz özetlerseniz çünkü zamanımız daralıyor. Evet. Sayın Ziya Ulusoy da bu konuyla ilgili görüşlerini söylerse evet, iyi olur. Evet, yani bir şudur, Türkiye göçmen hapishanesidir bu noktada ve el altından Erdoğan bunun gerekli şeylerini yapmıştır. İkincisi de Türkiye Batı için ucuz üretim yapılan bir yer olarak kullanılacak. Yani Çin'i ve Hindistan'ı belli ölçülerde sadece Türkiye değil, bütün o Cezayir, Fas, oralarda da bu tip çalışmalar var. Bu hat boyunca orayı ikame eden insanların böyle açlık karın tokluğuna çalıştığı bir coğrafya yaratacaklar. Bu noktada da bir uzlaşma var. Dolayısıyla bunu tabii aşağıdan halkların mücadelesiyle, yani Kürtler özgürlük mücadelesini yükselterek, Türkiye'nin yoksulları da iş emek mücadelesini, demokrasi mücadelesini yükselterek bunu tersine çevirebilirler. Ama muhatap olduğumuz durum budur. Peki. Sayın Ulusoy, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Son 3 dakikamız, öyle diyeyim. Tabii yani ABD karşısındaki yeni emperyalist güçler, mesela Çin. Yani dolayısıyla o şeye katılıyorum, üretimle ilgili söylediklerine katılıyorum. Yükselişini önleme ve
Amerikan yüzüyle yapma, Amerikan yüzüyle yapma saldırganlığını, hani ya bazı Kürt Özgürlük Hareketi'nin dediği, yani yine bir 3. Dünya Savaşı'nı yaşıyoruz dediği, böyle bir savaşlar serisi başlatarak, askeri gücünü kullanarak bunu önlemek istedi. Yani bastırarak. Fakat bunda çok başarılı olamadı. Olamayınca tekrar yeniden şu geçen 3-4 senede Suriye'de gördüğümüz gibi işbirliği yapacak güçleri kullanma önem kazandı. Yani kendi doğrudan güçleriyle, askeri güçleriyle işgal etme çok başarılı olamayınca 20 yılda, yani belki askeri olarak başarılı oldu ama siyasi olarak olamadı mesela yani. Irak'ta gördük bunu, şeyde gördük, Afganistan'da gördük. O zaman bu güçleri yeniden şey yapıyor. Hakikaten gerek ABD tekelleri, gerek Avrupa tekelleri, Türkiye'de özellikle Avrupa tekelleri, Türkiye'de çok önemli yatırımları var. Yani 500 büyük firmanın daki Avrupa ve Amerika sermayesinin oranı aşağı yukarı %40. Bankacılıkta %40-45 arası yani. Bu yüksek bir rakam. Buna bir de şu eklenince Türkiye'deki asgari ücret Çin'den aşağı düştü. Çin gibi mi yapacaksın diyorduk. Çin'den daha aşağı düştü. Şimdi Çin gibi yapmak yani Türkiye'deki emekçi için biraz daha iyi olmak anlamına geliyor. Şimdi bu hale de geldiği için bence burjuvazi ile ve devletle ilişkilerini sürdürmek isterken aynı zamanda Erdoğan'ı da bu rekabette kendi yanlarında kullanmak istiyorlar. Bu nedenden önem veriyorlar. Ama şöyle diyelim biz, yani gerek bu Erdoğan'ı kullanırken doğan ağır sonuçlar, yani soykırımcılık, savaş suçu, bombalama, kimyasal şeyler kullanma, gerekse Avrupa'da çeşitli kentlerde patlattığı bombalarla sıradan halkı öldürmesi, katletmesi, Avrupa halklarının nezdinde de unutulmuş değil. Ve yarın daha fazla böyle olunca, yani işte kullanılan milliyetçi ve İslamcı güçlerin kendileri Avrupa halklarının canını alınca, bunlar kördür biliyorsun, alır yani. Ve Erdoğan MİT'i vasıtasıyla da yönlendirince, alınca Avrupa halkların mücadelesi de Kürt halkının mücadelesine, bölgedeki yoksulların mücadelesine, demokratik güçlerin mücadelesine desteğini daha fazla arttıracak. Bu kesinlikle bugünkü Batı'nın daha fazla, ya Batı ikiye bölelim. Bir halk kesimleri, bir de egemenler diyelim. Egemenlerin bu politikasının ters tepmesine yol açacak. Böyle işler kolay yürümeyecektir yani. Evet. Tamam, bu sefer de bunları kullandın ama bunları kullanarak daha fazla felakete de yol açıyorsun diye tepkiler yükselecektir. Benim söyleyeceğim budur yani. Peki. Onun için umutlu olmak gerekir. Peki. Çok teşekkürler Sayın Ziya Ulusoy, Sayın Cafer Tar. Her ikinize de emek ve katkılarınız, görüşlerinizi izleyicilerimizle paylaştığınız için. Evet sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Gelecek medya haberde gündemlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.